Erenler Kaymakamlığı'nın tarihçesi de şöyle. Erenler ilçesinin tarihi Sakarya ilinin tarihiyle özdeştir. Yani Sakarya ilinin tarihiyle Erenler ilçesinin tarihi aynı tarihlerden biri, tarihi bir geçmişe sahip. Sakarya toprakları Sakarya Nehri'nin getirdiği suların taşması nedeniyle tarihi büyük yerleşimlere sahne olmamıştır. Sakarya nehirleri eskiden taşıyormuş. Şimdi bazen kuraklık tehlikesi geçirebiliyor. Geçmişi çok eskiye inmeyen yeni bir şehir olan Sakarya, 16. yüzyılda Osmanlı Devleti hakimiyetinde bir köy olarak kurulmuştur. Yaklaşık 250 yıla yakın köy konumunda olan yerleşim birimine Anadolu erenlerinden 7'sinin 700 yıl önce yerleştiği ve burada bir tekkenin olduğu rivayet edilmektedir. Günümüzde Sakarbaba Türbesi'nin söylencesi ve türbenin halen olması bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. Evet, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin talebeleri Eren Babalar bugün Erenler Mezarı'nda tepe bölümünde ziyaret edilebilir, yerleri bellidir. Sakarbaba Türbesi de aşağıda yol üzerindedir. Ancak bu son 200 yıldır yaşanan su baskınları ve depremler birçok tarihsel izi silmiştir. Ulaştırma sanayi ve eğitim öğretim alanında gelişmeler neticesinde hızla büyüyen Erenler 1964 yılının Nisan ayında belediye olmuştur. Tarımsal alanları yok olsa da sanayi gelişimi önlenemeyen bir hıza ulaşmış. 1975 yılından itibaren Erenler Beldesi cazip hale gelmiş. Şehrin büyümesi bölgeye kaymıştır. 1999 yılında meydana gelen depremde büyük yara alan kentte o anki tedirginlikle göçler olmuş olsa da bir müddet sonra geriye dönüşler gerçekleşmiştir. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ile 15 Eylül 2008 tarihinde Erenler Kaymakamlığı ve birimleri hizmete başlamıştır. Kaymakamlığımız hükümet konağı, yaz işleri, emniyet, milli eğitim, gıda, tarım ve hayvancılık, tapu ve nüfus müdürlükleri, mal müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başkanlığı, evet, Yeni Mahalle Sakarya Caddesi, No 371 bölü 1 adresinde 1980 yılında Ziraat Donatım Bölge Müdürlüğü'nce yaptırılmış olan binada hizmet veriyor. Ada Alışveriş Merkezi'nin tam karşısında. Bina Defterdarlık Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işte şu onayıyla süresiz olarak İçişleri Bakanlığı'na kaymakamlığımıza tahsis edilmiştir. Evet, kaymakamlığa verildi. Bina Jandarma Komutanlığı, Müftülük, Sağlık ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimleri hükümet konağı dışındaki müstakil binalardadır. Evet. Müftülüğün dışarıda olduğunu biz de biliyoruz. Buradan da ne öğrenmiş olduk? Evet, Erenler Kaymakamlığı 2008 yılında faaliyetine başladı. Adapazarı, Erenler, Serdivan, Arifiye ilçeleri merkez ilçe olarak Büyükşehir Belediyesi'ne, Büyükşehir'e bağlandı daha önce. Sakarya veya diğer adıyla Adapazarı olarak anılıyordu şehir. Şimdi öyle değil. Şimdi Adapazarı Sakarya'nın ilçesi. Evet, bu videomuzda böylece bitiş oldu.